Saygıdeğer izleyicilerimiz, bizleri gerçekten derinden üzen bir haberi sizinle paylaşacağım. Olay maalesef vatanımızdan, Türkiye'den Çanakkale'de yaşanıyor. Bir çöp konteynerinde, çöp tenekesinde bir bebek bulunuyor. Bebeğin bulunması da o sırada çöpten bir şeyler toplayan bir kadın bir ses duyuyor. Bir bakıyor, maalesef bir torbanın içerisine konulmuş bir bebek ağlıyor. Duru bu, sağlık ekiplerine ve polise haber veriyor, sağlık ekipleri geliyor, bebeğe müdahale ediyor. Ancak bebek hayatını yitiriyor. Çöp tenekesine atılan bir bebek. Sonrasında değerli izleyicilerimiz polis olayla ilgili soruşturma yapıyor. Anne demeyeceğim, bebeğin annesi demeyeceğim de. Bebeği doğuran kadını ve bebeğin baba demeyeceğim. Biyolojik babası diyelim. Biyolojik babasını buluyor. Bakalım bebeğin hikayesi neymiş? Kepez, Çanakkale Kepez beldesi 75. yıl sokakta yaşanıyor bu olay. Bir erkek bebeği. Maalesef olayın perde arkası da başka bir acıyı barındırıyor. Güvenlik kameralarını polis inceliyor ve adı anne, anne demiyorum da hadi doğuran kadın E.Ç. diye ulaşıyor ve çocuğu doğuranın o olduğu ortaya çıkıyor. Ardından yapılan soruşturmada yine soruyorlar bu çocuğu kimden yaptın diye. M.P adlı birinin adını veriyor. Bundan yaptım diyor, itiraf ediyor, ikrar ediyor. Ve daha sonra evlilik dışı bir çocuk olduğu anlaşılıyor. Çocuğu doğuran kadının durumu ailesinden gizlediği ortaya çıkıyor. Çocuğu da tuvalette doğurduğunu itiraf ediyor. Evet. Şimdi çocuk öldü. Bu bir cinayet. Bu bir cinayet. Şimdi ne oldu peki? İyi mi oldu? Cinayetten yargılanıyorlar. Değerli izleyicilerimiz, bakın, birileri çocuk sahibi olmak için çırpınıyor, tüp bebekleniyorlar, bir sürü tedavi yöntemine başvuruyorlar, sadece kucaklarına çocuklarını alabilmek için. Birileri de öyle ya da böyle evlilik dışı vesaire, yanlış bir şey, onu tasvip etmiyoruz, ayrı bir şey ama çocuk dünyaya geldikten sonra bu yaptığınız nedir sizin? Ne oldu şimdi soruyorum. Şimdi ne oldu cezaevindesiniz? Ne oldu şimdi? Hiç mi vicdanınız, hiç mi bir şey sızlamadı sizde ya? El kadar bebeği götürüyorsun, çöp tenekesini atıyorsun. Hiç mi Allah'tan korkmuyorsun? Hiç mi vicdanın sızlamadı? Yani içinden şu kadar da minicik de olsa bir annelik duygusu iyi olmadı mı sende? Bir can, bir can, bir canı ölüme terk ediyorsun. Geçtiğimiz ay anlatmıştım. Sivas'ta yine bir kadın çocuğunu bu soğukta kış gününde battaniyeyle sararak götürüyor. Bir arsanın ortasına bırakıyor. Battaniyeyi de alıyor. Kamera görüntüler var hatırlarsınız. Beni takip edenler bilir. Hiç mi vicdan yok sizde ya? Hiç mi vicdan yok? Nasıl doğurdun sen onu be? Hiç mi annelik namına şu kadar zerre kadar içinden bir şey geçmedi? Hiç mi için acımadı? Ya bakamıyorsan götür devlete ver de ki ben bakamıyorum de. Böyle böyle evlilik dışı bir ilişkim oldu de. Bu çocuğu sosyal esirgeme kurumuna ver. Niye bunu yapıyorsun? Niye çocuğun canına kıydın? Bak sen de cezaevindesin şimdi. Neden? Neden? Bak bir can. Öldürdün onu. Öldürdün bak katilsin. Öldürdün. Bak cezaevinden çıkacaksın elbette. E peki ahirette bunun hesabını nasıl vereceksin? Bu çocuğun, ne bu bebeğin ne günahı var? Nasıl yaptın bunu? Nasıl kıydın bu çocuğa? Hiç hiçbir akıl verenin yok. hiçbir bir tane arkadaşın, eşin, dostun yok gidip durumu anlatacağın. Peki 9 ay hamile nasıl gezdin sen? Hiç mi ailenden korkuyorsun madem? Ailen senin hamile olduğunu anlamadı mı? 9 ay. Biz izleyen hanımefendilere soruyorum. Anne olanlara soruyorum ne düşünüyorsunuz? Allah aşkına lütfen videonun altına yazın. Bakın sizlerden şunu rica ediyorum. Biz anlatalım siz yorum yapın. Paylaşın. En azından yanlışta olan bir kişiyi bile buradan bu anlattıklarımızda kurtarabilirsek, farkındalık oluşturabilirsek ne mutlu bize. Yazık değil mi şimdi buna? Bu bebek öldü. Değerli izleyicilerimiz, bakın. Gün geçmiyor ki bu tür haberleri, bu ailede parçalanan aileler, bir tarafta kalan çocuklar bunları sizi ne paylaşmayalım. Bunları da şunun için paylaşıyoruz. Bakın değerli izleyicilerimiz. Görün diye, bilin diye, birileri örnek almasın, birileri ne hayatlar olduğunu anlasın diye. Ne acılar olduğunu bu hayatta görsün diye. Tamam bizim işimiz ben gazeteciyim. Bu tarz olayları çok duyuyoruz. Haberlerini yapıyoruz. Hep anlatıyorum. Uzun zamandır sizlerle beraberiz. Emekli TV ekranlarındayız. Her gün konuşuyoruz. Dertleşiyoruz. Bakın değerli izleyicilerimiz. ATV'de yayınlanan Esra Erol'un programında bir anne var. Ve bu anne de çocuğunu parayla satıyor kendi doğurduğu çocuğunu parayla satıyor. Bakın. Esra Erol da bu programa katılan Adana ve Osmaniye'de iş arkadaşı olan Turgay Telsiz ile Halil Kurt'tan sahip olduğu çocuklarını para karşılığında sattığı iddia edilen Emine Çaylı. Bakın iş arkadaşları. Bir Turgay var bir de Halil var. İkisiyle ilişki yaşıyor. Ayrı ayrı bunlardan çocukları oluyor ve bu çocukları sattığı iddia ediliyor. Sonra bu çocuklar nerede diye programa başvuruyorlar. Kim başvuruyor? Bu çocukların babaları olduğu iddia edilen kişiler. Sonra gelen ihbarlar üzerine Emine Çaylı adlı kişi bebeği 12 yıl önce bir çocuğunu 12 yıl önce parayla sattığını öğreniyor. Ve daha sonra bu çocuk bulunuyor. Bu çocuk ortaya çıkıyor. DNA testi yapılıyor. Yapılan DNA testinde bu çocuğun babasının başka biri olduğu ortaya çıkıyor. Şimdi hani neresinden tutacaksın? Neyini anlatacaksın? Ne yapacaksın? Soru bu. Yani böyle bir rezalet, böyle bir ahlak dışı durum yani nerede olur başka bilmiyorum. Bak nerede olur diyorum. Utanıyorum bunları anlatırken. Ve bunlar utanmadan, arlanmadan televizyona gidiyorlar. Diyorlar ki bizim çocuğumuz kayıp diyorlar. Onu diyorlar, bunu diyor. 50 tane palavra atıyorlar. Kardeşim siz bu çocuklardan ne istiyorsunuz ya? Bakamayacaksın niye doğuruyorsun? Sonuçlarına katlanamayacaksın niye biriyle birliktelik yaşıyorsun? İş arkadaşı iki tane adamla beraber olmuşun. Vicdansız. Hiç mi utanmıyorsun. Hiç mi ahlak yok? Nedir kardeşim bu olay? Nedir? Birileri bebeklerini çöp tenekesine atıyorlar. Birileri çocuklarının kimden olduğunu bilmiyorlar. Nedir bu ahlaksızlık? Biz Türk toplumu olarak böyle insanlar mıyız kardeşim? Ne oldu bize? Ne oluyor kardeşim bize? Biz böyle miydik? Kardeşim ne oluyor size ya? Kimin kiminle affedersiniz ne yaptığı belli değil ya. Ne bu rezillik kardeşim? Ne bu rezillik? Bir de utanmadan televizyona çıkıyorsun, anlatıyorsun. Nasıl bir rezillik kardeşim bu? Bak kimseyi yargılamıyorum ben. Genel konuşuyorum. Kimseyi suçlamıyorum da ben. Bu olaydan hareketle genel bir analiz yapıyorum. Kardeşim biz ne oluyor bize ya? Bizim toplumumuza ne oluyor kardeşim? Bu ne ahlaksızlık, bu ne terbiyesizlik, ne bu vicdansızlık? Nasıl annesiniz kardeşim siz doğurduğunu götürüyorsun, satıyorsun parayla, çöp tenekesine bırakıyorsun. Bir sürü örnek var. Çocuğun kimden olduğunu hatırlamıyorsun, bilmiyorsun. Çocuğun kimden olduğunu bilmiyorsun be kardeşim. Sen nasıl bir insansın? Sen nasıl bir kadınsın? Onunla beraber olan erkekler siz nasıl erkeklersiniz? Ne oluyor kardeşim? Ne oluyor? Şimdi bakın değerli izleyicilerimiz